Şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Bu asker meselesini, Amerikan askeri meselesini komutan yorumladı ama sizler yorumlamadınız. 2000 asker ne yapacak? Valla ben Gerçi o... şu an yüksek neydi komutanım adı? Yüksek Neyle ilgili? hazırlık. Yüksek hazırlık Yüksek verilmiş hazırlık yaratıcılar. 2000 asker için. Evet. Şimdi birincisi ben bu gece saldırılan hani bu gece çıkan haberlerde var ya. Yani eğer bu gece bu saldırı olursa ne zaman saldırıyorlar? Müslümanların kutsal gününde saldırıyorlar. Bakın Cuma günü Bir dakika, bu saldırıyorlar. gece bu saldırı olursa derken, yani Kara Biden, harekat olursa. evet, savaş Yani kabinesi bu toplandı, çok Biden daha açıklama yapacak, evet. o şeydir yani riskli bir iştir. Yani şey açısından tam bir yani İntikam hocam, intikamdır. Yani Şabat günü saldırdılar. Biz de Cuma günü onların kutsal gününde evet. saldırı. Yakında bir Ama kutsal gün diye değil, tatil günü. Tatil değil. Bakın efendim şu anda Bak, tatil Cuma yok günü, ki orada. Şabat. Ya, Cuma günü Müslümanlar için tatil günü. Sayın Bakanım, Gazze'de tatil mi olur şu anda? Yani nerede nasıl tatil yapacak Gazze'deki Yani insanlar? öyle bir Ama şey ya ben olmaz. de şey anlamıyorum. Yani şimdi kutsal günde demiyoruz Cuma'ya ama o zaman herkes birbirine tebrik ediyor. Hayırlı cumalar, bilmem neler falan yani. Evet. Hayırlı Son cumalar dönemde böyle bir atarlar şey çünkü var. o gün tatil günü olduğu için Yani şeydir yani burada neden tatilden yararlanır? bu Bütün tavır koyacak ülkelerin resmi kurumları yani hani Suudi Arabistan, Mısır, diğer ülkeler belki Türkiye değil ama Sayın Bakanım bunlar tatil o gün tatildeler. anladım Hayır anladım ama da şu tatilde ama anda hepsi Gazze'de camide. tatil diye bir şey olamaz Yani yani. biliyorsunuz Araplarda mesela İran'da falan bir cami, Tahran'da bir cami, mesela 50 bin kişilik, 100 bin kişilik bir cami sırf Cuma için hazırlanır. Bütün herkes gelir, o Cuma'yı orada kılar. Yani Cuma namazları belli camilerde kırılır ve arkasından da vaaz verilir. Yani İşte cem etmekten geliyor. evet. Yani onları bir arada, cemaati bir araya getirmekten Peki. Yani dolayısıyla yani bir o risk şeyi var. Yani bu tam bir intikam ve şeyi yani kasti bir davranış gibi gözüküyor. Yani Ya olabilir tabii yani bunu bir an önce. eğer bu gece yapacaklarsa. İkincisi şimdi öyle gözüküyor ki Amerikalıların bu kadar askeri oraya en azından İsrail'e indirip bir anlamda savaşı koordine etmek gibi bir görev verecekler anladığım kadarıyla. Bu ne Nasıl? kadar gerçekçi? Askerler mi savaşı koordine Yani edecek? başka tür Yani ne olabilir askerler değil, burada? oraya gönderdikleri askerlerin büyük bir kısmı danışmandır. Ha. O danışmanlar belli yerlerde yani muharebe sahasında değil ama geride mesela istihbarat değerlendirmesi, ondan sonra istihbarat takibi, bilgisayarla ilgili şu meşhur şey var ya, siber savaş. Bunlarla ilgili konularda büyük ihtimalle adam göndereceklerdir. Mesela Amerikan malzemesinin gelişi, Amerikan malzemesinin teslim alınışı, teslim edilişi, bunların bakımları, ihtiyaç duyulan mesela bizim de Amerika'da ekibimiz var ayrı bir yerde. Hava kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri oraya göndeririz. Onlar depoya alırlar. Ondan sonra bize gönderirler. Yani bu işlemi yapacak olan insanlar dahil olmak üzere bir de büyük ihtimalle Üçüncü şeyle ilgili ülkelerden danışmanları da olabilir. Efendim? Olası Olabilir yani. gelişmeler. Evet. Yani Başka işte danışmanlar da yani Cuma'yı üçüncü muharebe ülkelerin sahasıyla ilgili gelişmeleri danışmanlar da işe olabilir. geçecekler. Yani. Siz ne diyorsunuz bu Ama askerlerle doğrudan ilgili? muharebe edecek Şimdi ben bu sanmıyorum. askerlerin bir kısmının Koordine. paralı asker Koordine. olduğunu düşünüyorum. Paralı asker. Yani çünkü biraz evvel Bir soralım. biraz Böyle bir evvel şey var mı Yunus? Paralı asker mi bunların bir kısmı? Bu arada bu Rum Ortodoks Kilisesi'nin Sanmıyorum. bekçisi hayır. Açıklama yapmış. ABD Savunma Bakanlığı altında görevli. Yani ABD askeri bunlar seçilenler. Tamam da ABD ABD'nin askeri Wagner gibi yani. Wagner değil hocam. Değil, Yok. Değil. Hayır Wagner. Yok Savunma Ha, Bakanlığı altında yani ABD askeri. Resmi Wagner'in burada ABD askeri bunlar. Ama Kullanılır. biraz Resmi da mesela o kalp krizinden ölen kişinin o bölgedeki paralı asker olduğu ortaya çıktı. Yani o söyledi. Bu Rum Şöyle, paralı kilisesinde asker 400'den orada fazla şöyle bir şey var Sayın Öyle mi Bakan. diyor? Onlar contractor deniyor yani sözleşmeli Bizim bunlar orada müteahhitler ya. çalışan. Müteahhit Evet, olarak söylediğimiz müteahhit de olabilir. Normal Evet. başka teknik destek veren de olabilir. Yani Yemek paralı asker getiriyorlar, değil. bir şey getiriyorlar falan. Böyle onlar Evet. müteahhitler var. Ama yani en Bakın azından bu 2000 asker doğrudan bakanlığa bağlı. Yani Bu arada çok doğru. özür Kilise dilerim. çok önemli. Zafer, Bilgi. Ortodoks Kilisesi'nin, İsrail'in vurduğu Rum Ortodoks Kilisesi'nin bekçisi, Müslüman ve Hristiyan 400'den fazla Filistinli Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınıyordu demiş. Peki, Yani 400'den fazla hepsini insanın sürüyorlar hocam sığındığı aşağı. Kuzey'de. söyleniyor Bir bu kilise. kiliseye.
görüntüler elimize ulaşırsa İsrail Gazze'de kilise vurdu. Zafer'in verdiği bilgiye göre 400 küsur kişinin bu kilisede sığındığı bilgisi var. Doğru mu? Gelen görüntüler var mı? Dolayısıyla eğer öyle ise lütfen onu da ekranlara getirelim bilgisiyle birlikte. İnşallah doğru değildir bu arada da yani ya, ama... Bu arada Hande şöyle bir durum var. İnsanlar çok yoğun bir şekilde yazıyorlar. Bizim Furya Öztürk... Furya Öztürk bir mesaj paylaşmış. Gördüm de... Yani yeniden irtibat... Arkadaşlar acaba iletişim kurabiliyorlar mı? Ne ilgili mesaj? Yani çok fazla insan yazıyor. Şimdi bir dakika... Hande takdir etsin. Bir dakika... Bunlar doğru mu arkadaşlar? Fulya Öztürk bir mesaj atmış. Arkadaşlar önemli bir konu var. Ben İsrail'de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce 0221 sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam İsrail'de misin dedi. Kendine dikkat et. Yine arayacağım dedi. Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bir soralım, hemen bağlanabiliyorsa bağlansın Fulya. Bu arada Türk hattı biliyorsunuz orada Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği, yani hatlar bu arada gayet net kullanılıyor. Bağlanmak isterim. Şu an tehdit altındayım gibi ifadeler kullanmış ama Fulya'nın durumu ne arkadaşlar biliyor muyuz? Hemen çok acil bir arayalım. Arayalım, irtibata ondan geçelim. Ondan sonra Türkiye Büyükelçiliği de peki, şu an bağlanamayacağız çünkü Büyükelçiliği'yle konuşuyor. Bir an önce doğrusu da bu, polis çağıracağız demiş. Evet, Fulya Halil, CNN Türkiye gibi lütfen derhal Büyükelçiliği'yle konuşuyorlarmış. Doğrusu anladığım kadarıyla derhal polise, daha doğrusu Türk Büyükelçiliği'ne, Büyükelçiliği'ne gitmeleri, bunun altını çizeyim. Diğer taraftan şu an tekrar bir mesaj ifade edeyim. Belki çocuklar bunu Fulya'ya iletirsiniz. Hemen Büyükelçilik'te irtibata geçsinler. Fatih Erbakan'ın özel kaleminden mesaj. Polis bunu İsrail'de çok sık yapar. Daha önce de yaşadık. Hemen Büyükelçilik'te irtibata geçsinler. Ben buradan şu an Fulya'ya yazmıyorum. Masta'nın ve arkadaşlarımın yazmasını rica ediyorum. Zaten Büyükelçiliği'yle konuşuyorlarmış. Doğrudan Büyükelçiliğe, Türk Büyükelçiliği'ne geçmeleri çok güvenli olur. Bunun altını çizelim. Bu arada yani Fulya'yla ilgili, Halil'le ilgili, yani CNN Türk ekipleriyle ilgili gelen son dakika bilgilerini lütfen benimle paylaşın. Eğer Büyükelçiliğe geçtiklerinde, rahat olduklarında umarım bir an önce geçerler. Ona göre de hem bilgimiz olsun, izleyicilerimizle paylaşalım. Bu arada tabii sanıyorum Türkiye'nin de yetkililerin de şu an bilgisi olmuştur. Onlarla da irtibata geçmekte fayda var. Dolayısıyla evet, Fulya'nın kullandığı hattan arayıp tehdit edildiği bilgisi var. Şu an Fulya Öztürk, kameraman Halil ve Enver'i bilmiyorum onun durumu nasıl şu an ama hepsinin en azından polisle konuştuğu ve Büyükelçiliğiyle temasta olduğu, inşallah en kısa sürede de Türk Büyükelçiliğine giderler. İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında kilise vuruldu demiştik. Daha doğrusu kilisenin yakınına bomba düşmesi sonucu kilise hasar gördü. Patlamada İsrail'in yerinden ettiği Hristiyanlar ve Müslümanların da sığındığı kilisedekiler yaralandı. Şu anki bilgi bu. Yaralananlar şifa hastanesine getirildi. Şu an için yaralananlar var. En azından resmi bilgi bu. Gerisini bilmiyoruz. Ama yaralananlar şifa hastanesinde sevgili izleyiciler. Gerçekten telefonlar durmuyor bu arada. Sürekli aktığı için. Yani Irak'ta da bir hareketlilik var şu saat itibariyle. Haçlı Şabi mensuplarının, elemanlarının otobüslerle Ürdün sınırına doğru gittiği yönünde görüntüler ve bilgiler geliyor. Aslında şöyle söylemiştik. Husiler, tabii o Husilerin elindeki mi, hedef Amerikan gemisi miydi? Çünkü İsrail'e gidebilecek kadar
2500 kilometreye yaklaşık bir mesafeden bahsediyoruz. 3 roket ve hava araçlarının, dronların Amerikan gemilerinden kalkan füzelerle ortadan kaldırıldığı Pentagon tarafından açıklandı. Ama diğer tarafta bölgenin çeşitli yerlerinde Amerikan üslerine ve Amerikalılara yönelik bazı saldırılar var. Belli ki bu akşam bir asimetrik, değil mi, böyle evet, tanımladık. Asimetrik bir saldırı düzenleniyor çeşitli yerlerde, çeşitli gruplarda, Haçlı Şabi gibi ya da işte Ensarullah gibi Yemen'deki işte hem seferberlik ilan ediyorlar hem sınırlara doğru gidiyorlar. Diğer taraftan İsrail Savaş Kabinesi toplantı halinde. İsrail Savaş Kabinesi niye toplantısı önemli? Kara harekatına, kurallarına göre Savaş Kabinesi'nin onay vermesi gerekiyor ve saat 3 itibariyle de ABD Başkanı Biden kameraların karşısında olacak ve konuşacak. Yunus, biraz daha bu bölümü açalım istersen. Amerikan Başkanı Biden bugüne kadar kaç defa ulusal sesleniş konuşması yaptı? Bu konuşmanın önemi ne? 97-0 İsrail'e destek kararı, yani aslında tüm Amerikan Senatosu'nun, değil mi, doğru söyledim, kararı ile ortaya çıktı. Dolayısıyla Savaş Kabinesi bir yanda, Biden ne, yani bu kaçıncı konuşması seçildiğinden beri, ne konuşacak olması ne anlama geliyor? Şimdi sen biraz da bakmışsındır. Türkiye saatiyle saat 3'te evet, sabah, evet, yani işte yaklaşık 3,5 saat sonra. Evet, 3,5 saat sonra. Biraz da bakmışsındır. Amerika'da şu an ne konuşuluyor tüm bu konularla ilgili olarak? Yunus, bir de bu acaba kara harekatı açıklaması da olur mu? Evet. Onu herhalde Başkan Biden yapmaz. Yapmaz. Onu kendi söylemez. Yani, tabii İsrail'in böyle bir açıklamasını Başkan Biden yapmaz. Ancak şöyle bir açıklaması oldu Başkan Biden'ın biraz önce sosyal medya üzerinden. Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları, Gazze'de insani yardıma ihtiyaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden acımasız savaşı, partilerden ve siyasetlerden daha büyük küresel bir dönüm noktasındayız. Bu akşam saat 20'de Oval Ofis'te ulusa sesleneceğim. Biraz bu televizyon programı, biraz bu televizyon programına sanki çağırır gibi, reklam gibi olmuş. Yani bu akşam saat 20'de hepsini değerlendireceğim öyle gibi. Ama bunu diyoruz, küresel dönüm yani, noktası. Evet, Başkan Biden de onu söylemiş. Yani burada benim anladığım şu, Hande Fırat, mesaj burada şu: partilerden ve siyasetlerden üstü küresel bir dönüm noktasıyız dediği, Rusya da Ukrayna'ya yardım için ve Hamas'a yönelik İsrail'e yardım için kongreden yardım isteyecek ve halka bunu anlatacak. Yani küresel bir dönüm noktasındayız. Cumhuriyetçisi, demokratı, bırakın ayrılıklarınızı, arkamızda toplanın. Çünkü ABD olarak şu an bir dönüm noktasındayız ve şu 100 milyar doları hemen onaylayın da benim yönetimimin emrine verin. Tabii yani bu açıklamanın şunun için şifreleri bu diyebiliriz. Tabii bu, yani şöyle yapayım istersen, seni biraz daha bekleteyim. Aklıma gelen şu: şimdi Savaş Kabinesi toplantı halinde, Amerikan Başkanı konuşacak. Tabii ki Biden açıklamaz kara harekatını ama öncesinde açıklar. İsrail Savaş Kabinesi eğer kara harekatını açıklayacaksa, ve Biden tabii ki bunu biliyordur yani. Tabii. Dolayısıyla üstüne de acaba Biden konuşacak i̇şte olabilir mi? İşte onu anlatmak için söyledim ben. Yalnız de şu küresel dönüm noktasındayız kısmı önemli. Yani neyin küresel dönüm noktasında? Küresel dönüm noktasında. Neyin küresel dönüm noktasında? İşte bakın bunun örneği, demokratlar ve cumhuriyetçiler ilk defa toplu halde 97-0 İsrail'i haklı buluyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii şunun küresel dönüm noktasındayız. Dünyadaki yapı değişiyor. Çok büyük bir patlama var. Bu patlamada Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını devam ettirmek istiyor. Eğer beceremezlerse Amerikan hegemonyası yavaş yavaş bitecek. Ve onun yerine daha farklı bir düzen gelecek. Onu söylemeye çalışıyorlar herhalde. Büyük ihtimalle. Ama bu şu haritaya baktığınız zaman burada o kadar çok Amerikan üssü var ki. Suudi Arabistan'da var, Ürdün'de var, Irak'ta var, Suriye'de var, Lübnan'da var. Rum kesiminde var. Her yerde, Mısır'da var. Her yerde Amerikan üssü var. Yunus, Amerika o kadar dağılmış ki, bir de düşünün şeyleri, dünyanın diğer bölümlerini çok rahatlıkla yaralanabilir, çok rahatlıkla şey yapılabilir. O biraz evvel konuştuğumuz şeyle ilgili,
terör saldırıyla ilgili vurulabilir yani. Çok çok dağılmış vaziyette. Şu küresel dönüm noktasına dair iki cümle söyleyeyim mi? Hı hı. Şimdi bak, aslında Biden bunu ilk defa söylemiyor. Bundan yaklaşık 6 ay önce dedi ki her 3-4 nesilde bir olan bir şey oluyor. Yeni evet. bir dünya düzeni kuruluyor dedi. Ve dedi biz dedi bu düzene de ev sahipliği yapmak istiyoruz dedi. Bu şu, 2. Dünya Savaşı'ndan evet. sonra İngilizlerden Amerikalılara geçen, dünya ticaret yollarını kontrol eden, parayı kontrol eden ve dolayısıyla dünyayı kontrol eden güç olmaya devam etmek istiyoruz demek istiyor. Bunun karşılığında Rusya, İran, Çin, Türkiye gibi ülkeler tarihin bu döneminde evet. kendi çıkarlarını önceliyorlar ve diyorlar ki senin çıkarların ne kadar önemliyse bu bölgenin gerçek sahipleri olarak bizim çıkarlarımız o kadar önemli. Ne diyor? Küresel bir dönüm noktası. Zaten küresel bir dönüm noktasında olduğumuz için Ukrayna ile Rusya'yı birbirine savaştırdı. Zelenski figürünü ortaya çıkardı. Aynı şekilde Azerbaycan ile Ermenistan'ı kapıştırıp orada Ruslara yeni bir cephe açmaya çalıştı. Beceremedi. Burada beceremedi. Şimdi kendisi yeni bir cephe açmaya mecbur kalıyor. Bu şu halde dünya üzerinde ticaret yollarını kontrol etme savaşı. Yanına enerjiyi kontrol etme savaşı. Adamın 6 ay önce söylediği şey, yeni bir düzen kuruluyor. Her 3-4 nesilde bir, 3-4 nesilde bir kaç yıl oluyor? 100 yıl oluyor herhalde. 100 yıllık bir dönem bitti. Yeni bir 100 yıllık dönemde kim parayı, gücü ve enerjiyi kontrol edecek kavgası var. Bu üzerine ama bu arada konu... bir kelime koymuş beraber. Siyasi ve küresel düzeni diyor. Doğru. Yani siyasiden amaç kendi siyasilerini de bu yeni küresel düzende muhalefet etmemeye, birlikte i̇şte, hareket etmeye dair. Adama yani, katılacağımız tek şey, özür dilerim komutanım, işin o kısmı. Bunu biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu dönem özellikle Türkiye için hani sağ sol ocu bucu şucu bucu tartışmalarının ön planda olmaması gereken bir dönem. İşte aşağıda Suriye, Irak 20 yılda fiilen 3'e bölünmüş. Yukarıda iki tane komşun savaşıyor. Sağında Ermenistan var, solunda Yunanistan'la seni savaştırmaya çalışıyorlar. Ya ABD başkanı bile diyor ki bırakın diyor farklılıkları. Küresel bir dönüm noktasındayız. Bana destek olun diyor. İnanın Türkiye'nin de yarından tezi yok, yapması gereken bu. Yaptığımız bakın ya şu anda tartıştığımız konular hep Batı Asya ile ilgili. Ön Asya, Batı Asya ile ilgili. Bir de bunun Asya Pasifik ayağı var. Burada beceremezlerse bu işi, orada hiç beceremezler. Evet. Önce burada becerip güçlenecekler, sayıyı azaltıp öbür tarafta yapacaklar. Şimdi şu haritaya baktığınız zaman... Gel burada anlat. Hedef neresi? Gel burada anlat. Bakın, şimdi şurada şu manzaraya... Ama aşağıya da düşün. Türkiye, ama aşağıya da düşün. Aha. Bakın şurada, şu üstler nereye çevirmiş? Yani nereye çeviriyor? Bakın burada... Boğazlarla Rusya'nın açık denize çıkışını önlüyor. Ya tabii o şimdi bu slaytın dizayn edişine bağlı. Şimdi siz slaytı öyle bir dizayn etmişsiniz ki sonuçta Türkiye merkezi kurumda. Ama Türkiye'de yani, de var üst. Ama bize de var, bizi de koşuyorsunuz mesela. Anladım da Türkiye'de Türkiye'yi çökertmeden ya, diğerlerini çökertme şansı var mı? Başarılı olamadılar sorun şu işte. Bakın. Eğer Türkiye şeydeyse... Buyurun böyle gelir misiniz? Türkiye, kapamayalım diye. Türkiye Amerika'nın müttefiki ise... Bunun için, ya evet yani içinde böyle bir şey olmayacak. Ama şu gördüğünüz şeyler... Ya burada şuraya koyulan şeyler... Mesela şuradaki birlikler falan... üstlerin durumu, buradaki üstlerin... Bu, şimdi Irak'taki üstler bize karşı mı? Vallahi Suriye'dekiler arada, bize karşı olduğu kesin. İsrail Ürdün sınırına askeri kuvvetlerini sevk ediyor. Hem de çok kim? Ciddi kuvvetler İsrail. İsrail. Evet, orada çünkü girmeye çalışacaklar herhalde. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin tabi açıklaması geçtiğimiz günlerde Gazze'nin yalnız olmadığını kanıtlayan, sokaklara dökülen hakları saygıyla selamlıyoruz. Gazze'de bulunan siviller ve yabancılarla ilgili konuşan herkese uygun koşullar oluştuğunda zamanın kararlı Filistin halkının ahlaki ve insani değerlerini kanıtlayacağını söyledik. Herkese İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda bu mücadelenin bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği konusunda evet, uyarmıştık. Doğru. Herkese çözümün işgalin sona ermesinde ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasında olduğunu söylemiştik. Gazze'de insani bir felaket yaşandığını ve yardımların halkımıza ulaştırılması gerektiğini vurguluyoruz diyor.
Bu açıklamalar devam edecek. Geldikçe de okuyacağım sevgili izleyiciler. Bakın şimdi bu bölgede komutanım çok özür dilerim. İsrail'in, sürekli yeni bir şeyler geliyor da kusura bakmayın. İsrail'in nükleer kapasiteleri denizaltılarından ikisini şu anda Doğu Akdeniz'de konuşlandırdığına dair de teyit edilmemiş bilgiler var. Hayır, şimdi evet. O niye geldi şimdi bakın, yani? Irak'ın biraz önce bilgi vardı. Haçlı Şabi'nin Ürdün sınırına evet, doğru gittiği evet, noktasında. Evet. Ve güvenilir bir kaynak ve, yani Katarlı kaynaklardan evet, geliyor. Ürdün sınırında da biliyorsunuz Filistinli çok sayıda Filistinli yaşıyor. Ya, bu akşam var ya bu akşam bak evet, herkes tedbir almak durumunda. Suudlar da tedbir alacaklar. Evet. Irak hepsi tedbir almak durumunda. Neden ya, dolayı? Çünkü harekatı başlarsa diye. Ama hem öyle hem de Suudların da petrol tesisleri falan var. Bunları da vururlar. Büyük bir ihtimalle. Suudlar öbür tarafı tutuyor diye orayı da vururlar. Suudi Arabistan yalnız şu anda tavrı daha çok öyle sanıyorum Filistin'den yana. Bilmiyorum valla. Şu anda. Nereden yana olduğunu. Mesela diyoruz ya şuraya mesela Ermenistan. Çok pardon.